Şu ana kadar size genelde tek tek atomlardan bahsettim. Yani hepsi yalnızlardı. Elektron, proton, nötron sayılarından ve elektron dizilişlerinden bahsettik. Ama atomların yalnız olmadıklarını ya da yalnız kalamayacaklarını da biliyoruz. Eğer durum bu olsaydı, tüm evren, hatta biz bile etrafta salınan atomlardan ibaret olurduk. Elektronların birbirleriyle olan etkileşimleri çok ilgi çekici bir konudur. Bunlar arasında en ilgi çekici olan etkileşimlerden biri, atomların bir şekil ya da form oluşturacak şekilde birbirine bağlanmasıdır. Bu videoda atomların işte bu şekilde birbirine bağlanmalarını inceleyeceğiz. Peki atomlar nasıl bağ kurarlar? Çeşitli bağlar vardır ve bunu bir spektrum olarak düşünebiliriz. İsterseniz spektrumun ucundaki bağlardan başlayalım. Yani bir yelpazenin ucunda olan bağ türlerinden. Ekrana periyodik tabloyu getiriyorum. Elimizde bir birinci grup elementi, mesela sodyum olduğunu düşünelim. Birinci grup elementlerinin bir tane değerlik elektronları vardır. Bunun ne demek olduğunu anlayabilmek için isterseniz Lewis elektron nokta yapısıyla devam edelim. Buna bazen kısaca nokta yapısı deniyor. Nötr sodyumun bir değerlik elektronu olduğundan bu elektronu bu şekilde tek bir noktayla gösterebiliriz. Şimdi bir de periyodik tablonun diğer tarafına geçelim ve klora bakalım. Klor bir halojendir ve halojenlerin 7 değerlik elektronu vardır. Bunları da bu şekilde çizebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu durumda klorun dış kabuğundaki elektronları tanımlamak için bir elektron almak isteyeceğini söyleyebiliriz, öyle değil mi? Bundan önceki videolarda da gördüğümüz gibi periyodik tablonun sağ üst kısmındaki atomlar soy gaz olmayanlardan bahsediyorum tabii. Örneğin oksijen ya da nitrojen, bunlar çok elektronegatif atomlardır. Başka bir deyişle elektron çekmeyi, diğer atomların elektronlarını çalmayı çok severler. Peki bu ikisi bir araya gelince ne olur dersiniz? Bu elektronundan kurtulmak isterken klor da elektron istiyor. Bu durumda klor sodyumdan elektron alır diyebiliriz. Ne dersiniz? Gerçek kimyasal tepkimelerde bu atomlardan trilyonlarcası bir araya gelir ve çok farklı şeyler olur. Ama basit olması için biz şimdi elimizde sadece iki tane atom olduğunu düşünelim. Klor sodyumun elektronunu çalarsa ne olur? Sodyum elektrondan kurtulacağı için pozitif yüklü olacak. Klorsa elektron kazanacağı için bir anyona dönüşecek. Klorür anyonu. Anyonun negatif iyon olduğunu biliyorsunuz değil mi? Buysa bir katyon, yani pozitif yüklü bir iyondur. Sodyum katyonu ve klor anyonu. Klorun önceden gelen değerlik atomları zaten var. Bir tane de sodyumdan alınca negatif yükleniyor. Peki negatif yüklü iyonlar ve pozitif yüklü iyonlar bir araya gelirse ne olur? Zıt yükler birbirlerini çeker, öyle değil mi? Klom kuvvetleri. Bu ikisi birbirine bağlanacak diyebiliriz ve bu da bağ kurmak anlamına gelir. Ortaya da sodyum klorür bileşiği çıkar. Bileşiğin nötr olduğunu görüyorsunuz değil mi? Sodyumdan artı bir, klordan da eksi bir yükü var. Ama bir araya geldiklerinde nötrleniyorlar. İyonlar arasında kurulan bu bağlara ne isim verildiğini tahmin ediyorsunuzdur. Doğru. İyonik bağ.